Efendim iyi akşamlar. Gece Görüşü'ne hoş geldiniz. Bu akşam Gece Görüşü iki bölüm halinde olacak. İlk bölümde konuğumuz Profesör Doktor İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. Biliyorsunuz aslında şu an dünya Türkiye'yi konuşuyor. Niye Türkiye'yi konuşuyor? Çünkü tahıl koridoru krizini Türkiye çözdü. Bu ne demek? Dünyaya, Türkiye'ye ne kazandıracak? Tüm bunları konuşacağız. Bununla birlikte tabii Yunanistan meselesi var, Kıbrıs meselesi var, İsrail'le ilişkiler var. Kısacası dış politika ve vaktimiz kalırsa iç politika tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu akşam bana gazeteci arkadaşım Zafer Şahin de eşlik edecek. Dolayısıyla hoş geldiniz hoş Zafer. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi normalde yapmam ama ilk sözü sana veriyorum. Buyurun. Şimdi ben tabii İbrahim Bey'e aslında bütün dünyanın cevabını merak ettiği o soruyla başlamak istiyorum sorulara. Evet. Şimdi biz hani böyle konuşuyoruz çok normal bir şeymiş gibi. Tahıl koridoru işte sorun çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir telefon açıyor. Sorun çözülüyor. İkinci çözüm nasıl oldu aslında onu merak ediyoruz değil mi? Kısa bir süre önce birdenbire bu tahıl koridorunun Rusya tarafından bir şekilde askıya alındığı haberi düştü ajanslara. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. Sorun aşıldı. Bunun perde arkasında neler yaşandı, bu sorun nasıl aşıldı? Ama ona geçmeden sanki İbrahim Bey, ya bu tahıl koridorunun önemi ne? Ona biraz vurgulamak lazım. Yani dediğim gibi bazı şeyler kolay olduğu için sanki nedir, neye yarıyor çok bilinmiyor açıkçası. Şimdi tahıl koridoru anlaşması biliyorsunuz İstanbul'da bir İstanbul mutabakatı olarak Türkiye Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye Birleşmiş Milletler, Rusya bir de ayrıca Birleşmiş Milletler Rusya arasında olmak üzere bir üçlü anlaşma şeklinde yapıldı. Cumhurbaşkanımız da katıldılar BM Genel Sekreteri ile birlikte. O zaman bu savaşın ortasında böyle bir anlaşma yapılabilir mi, sürdürülebilir mi soruları çok soruldu bize de. Şüpheyle yaklaşan çok farklı kesimler vardı. Yürümez, olmaz vesaire diyenler. Ama öbür tarafta da bunun bir ihtiyaç olduğu ortadaydı. Çünkü Ukrayna ve Rusya birlikte dünya tahıl üretiminin neredeyse %30-35'ini yapıyorlar. Buna gübreyi ekleyin, amonyağı ekleyin, diğer ürünleri ekleyin. Çok ciddi bir ihtiyacı karşılıyor. Dolayısıyla bu bir zaruretiydi, bir kaçınılmaz durumdu. Zaten tahıl sevkiyatı anlaşması yapılana kadar İstanbul mutabakatı yani 3 ay önce yapılan ilk anlaşma tahıl fiyatları küresel düzeyde artmaya başlamıştı. Anlaşma yapılır yapılmaz Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çok ciddi %10-12 civarında küresel tahıl fiyatlarında bir iniş oldu. Şimdi geçtiğimiz Cuma günü Sivastopol'da yapılan saldırının bir sonucu olarak Ruslar bu anlaşmadan çekildiklerini, daha doğrusu anlaşmanın kendi taraflarını askıya aldıklarını açıkladılar. Tabii bunu bize de bildirdiler resmi olarak, Milli Savunma Bakanlığımıza, bakanlıklar üzerinden bildirdiler. Şimdi biz tabii o anda hemen Ruslarla bunu konuştuk. Kendi aramızda toplandık, Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Tabii bütün dünya bu arada nereye arıyor tahmin edebileceğiniz gibi Ankara'ya arıyor. Türkiye'ye arıyor. Aman bir şey yapın, Ruslarla konuşun, durmasın, çekilmesinler. Çünkü bu operasyonu bir durdurduğunuzda, uzun süre durduğunda bunu yeniden başlatmak, ya bu gemilerin gitmesi, yüklenmesi, liman hizmetleri, hatta geri planda çiftçilerin tahıl ürünlerini ekmesi, biçmesi, depolaması çok büyük bir operasyon dönüyordu. Yani milyonlarca tonluk bir tahıl operasyonundan bahsediyoruz. Bunun bir defa durması uzun bir süre mesela 3 hafta durması, 1 ay durması, tekrar operasyonun başlaması için çok ciddi maliyetler üretiyor. Cumartesiden çarşambaya yani düne kadar dünya gıda fiyatları %4,5 oranında arttı. Yani 4 gün içerisinde. Bu uzasaydı fiyatlar böyle yükselmeye devam edecek. Kriz ortamlarında bu oluyor. Bunun üzerine de Cumhurbaşkanımız işte bizlere talimatlarını verdi. Gerekli görüşmeleri yapın diye. Milli Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, diğer arkadaşlarımız, bizler hepimiz mevkidaşlarımızla görüştük ve dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Şimdi o görüşmede garanti aldık olayı evet, var. Evet oraya geleceğim. O garanti ne mesela? Şimdi o görüşmede Sayın Putin haklı olarak dedi ki İstanbul Mutabakatı çerçevesinde tahıl koridorunun başka herhangi bir amaçla hele hele bir saldırı maksadıyla kullanılması yasak. Ukrayna tarafı onların iddiasına göre bunu ihlal ettiler. Sivastopol bölgesine orada vurdukları Rus gemisi ki batıramadılar. Yani bir hasar verdiler ama Moskova gemisi gibi olmadı. Moskova gemisini batırmışlardı biliyorsunuz. Ama burada öyle bir şey olmadı ama bir dizi işte drone, işte SİHA, yeraltı SİHA'sı onların tespitlerine göre bir 7-8 parçadan oluşan bir
ne diyelim operasyon timi gelmiş ve bu gemiye bu saldırıyı düzenlemiş. Bunu tespit ettiklerini ve buraya da tahıl koridoru üzerinden geldiklerini söyledi Rusya tarafı. Buna binaen de biz bu anlaşmanın bizimle ilgili kısmını askıya alıyoruz. Bu ne demek? Tabii operasyonun durması demek aslında. Yani Rusya gemilerin çıkışına müsaade etmediği zaman savaş şartlarında Odessa limanından çıkan gemilerin uluslararası sulara çıkması, oradan da Karadeniz'den Boğaz'a ve oradan dünyaya gitmesi mümkün değil tabii ki. O zaman şu ekrandaki harita doğru değil mi? Odessa'dan çıkıyor. Odessa'dan çıkıyor. Yani orada 4 tane liman var aslında. Odessa körfez gibi düşünürseniz orayı çok büyük bir körfez gibi. Orada 4 tane limandan yüklenerek geliyor tahıl ürünleri. Ukrayna'nın tahıl ürünleri. Şeyinki Rusya'nınki başka yerlerden geliyor. Yani işte Mariupol tabii yeni ilhak oldu. Ya daha doğrusu Rus kontrolüne yeni geçti sayılır ama diğer limanlardan, Kırım'dan ve diğer yerlerden de geliyor. Şimdi onlar dediler ki biz bunu askıya aldık. Tabii Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin uzun uzun bu şeyi anlattı. Olayın serencamını anlattı, safahatını anlattı ve bunların yanlış olduğunu söyledi. Fakat Cumhurbaşkanımız orada yani bunu anlayışla karşıladıklarını, onların bu konudaki şikayetlerini anladıklarını ifade etti ama bunun insani bir mesele olduğu, savaşın bütün zor şartlarına rağmen bu operasyonun devam etmesi gerektiği yönündeki telkinlerini, görüşlerini, ricalarını Sayın Putin'e iletti. Yani Sayın Putin orada çok hızlı refleks verdi. Ve gerçekten hani bir gerçek bir devlet adamı refleksiyle Cumhurbaşkanımızın bu liderlik diplomasisine ciddi bir mukabelede bulundu. Ve dedi ki yani sizin buradaki rolünüzü biz önemsiyoruz. Sizin arabulucu rolünüzü önemsiyoruz. İstediğimiz güvencelerin bize verilmesi halinde de ki Ukraynalılarla bu arada bu müzakere devam ediyordu. Milli Savunma Bakanlığımız işleri, özellikle Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Sayın Şoygu'yla yaptığı görüşmeler tabii bu süreçte önemli. Aynı şekilde Ukrayna Altyapı Bakanı ve Savunma Bakanı Rajnikov'la ve diğerleriyle yaptığı görüşmeler çok kısa sürede bir netice verdi. Ve Cumhurbaşkanımızın o görüşmesinden sonra Putin Ukrayna tarafından bu garantiyi alırsak yani bir daha tahıl koridorunun böyle amaçlarla saldırı vesaire benzeri amaçlarla kullanılmaması garantisi bize verilirse biz bu operasyonu tekrar başlatırız dediler. Şimdi önemli olan bir garantinin bir ayağı bu. Diğeri de şimdi bu İstanbul mutabakatı sağlandığından beri Rus tahılı ve gübresi uluslararası piyasalara çıkmakta zorlanıyor, zorluklar yaşıyor. Aslında Rus tahılının ve gübresinin önünde bir formel ambargo yok. Fakat ikincil yaptırımlara takılırız korkusuyla uluslararası sigortacılık şirketleri, limancılık şirketleri ve deniz şirketleri bu operasyona dahil olmak istemiyorlar. Daha çok Ukrayna tahılını tercih ediyorlar. Orayı tercih ediyorlar. Ve bu şirketlerin, sigorta şirketlerin, limancılık şirketlerin çok önemli bir kısmı da Avrupa merkezli. İşte İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da bulunan şirketler bunlar. Ve bunlar ikincil yaptırımlara takılırız korkusuyla Ruslarla iş yapmaktan sarf-ı nazar ediyorlar. Şimdi Ruslar tabii bunu da gündeme getirdiler. Hani bunun önündeki engellerin de kaldırılması. Bu bir de facto engel aslında. Hani bir hukuki yazılı bir yaptırım metnine falan dayanmıyor. Aslında biz bunu yaklaşık 2-2,5 aydır Avrupalı ve Amerikalı mevkidaşlarımıza söylüyoruz. Ben her görüşmemde, yani bunu Jack Sullivan'a birçok defa söyledim. Alman, Fransız, İngiliz mevkidaşlarıma da söyledim. Bakın bu sevkiyat akışının devam etmesini istiyorsanız Rusya'nın karşı karşıya kaldığı bu lojistik engellerin kaldırılması yönünde adım atmanız lazım. Diyorlar ki biz şifahi sözlü olarak bir takım güvenceler verdik ama bu yeterli değil. Şirketler hala korkuyorlar. Yani, Türkiye devreye giremez mi böyle bir durumda? Şimdi bu limancılık hizmetlerini, gemi hizmetlerinin bir kısmını verebilirsiniz ama çok büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Yani bakın bu 3 aylık süre içerisinde 10,5 milyon tona yakın Ukrayna tahılı ya bizim üzerimizden, boğazlar üzerinden uluslararası piyasaya ulaştı. Şimdi Rus tahılı da buna katılırsa belki bunun bir katı, 1,5 katı miktarında tahıl ve gübre uluslararası piyasaya gidecek. Aslında bu yani gıda fiyatlarını küresel düzeyde daha da aşağı çekecek bir yani operasyon olacak. Hem fiyatlar aşağı çekilecek hem de özellikle Afrika gibi değil mi ülkelerde belki bir olası açlık tehlikesinin önüne geçilecek. Yani tabii bakın burada biz kış mevsimine de giriyoruz. Yani Afrika'da veya diğer yerlerde ihtiyaç duyan ülkelerin ihtiyaçları daha da artacak. O yüzden Cumhurbaşkanımız da söyledi ya özellikle Somali, Cibuti, Sudan gibi ülkelerin durumları kritik. Buralara bir an önce bu sevkiyatın yapılması lazım. Aslında başka Afrika ülkeleri de var. Daha fakir yani Çad gibi, Nijer gibi bunlara birçok başka. Bunlara hiç ulaşmadı. Ulaştıysa da çok çok az miktarda. Yani ulaştığı tahmin ediliyor. Çünkü yani çıkan tahılın önemli bir kısmı Ukrayna üzerinden geldi. Şimdi Rusya da orada
aslında bir anlamda bir siyasi hamle yaptı ve Sayın Putin dedi ki gerekirse dedi bu Afrika ülkelerine bu tahılı ben ücretsiz olarak Rusya olarak vermeye hazırım. Oo, bu yeni. Bunu söylediler. Yani biz gerekirse bunu ücretsiz olarak Afrika ülkelerine veririz. Yani Ukrayna'dan gitmeyecek olan tahıl miktarı neyse Afrika'ya 500 bin ton, 1 milyon ton artık ne kadarsa biz bunu Rusya olarak verebiliriz diye bir yaklaşımları da oldu Rusya tarafına. Batı'nın haberi var mı bundan şu an? Herhalde vardır diye tahmin ediyorum. Bu aslında sadece bence bir siyasi manevra olarak görülmemeli. Bazıları bunu böyle değerlendirip kenara koymayı tercih edebilir ama bence onun yerine asıl mesele neydi? Tahıl krizini çözelim, gıda krizini çözelim derken ki yola çıkış noktası özellikle öncelikli fakir ülkelere, ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılması. Ama ben müsaadenizle bir başka şey eklemek istiyorum buraya. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu lider diplomasi inanılmaz derecede etkili oldu ve çok kısa sürede netice verdi. Birçok Avrupalı dostlarımız, mevkidaşlarımız, Amerikalı mevkidaşlarımız bizi aradıkları zaman acil koduyla bu işin haftalar hatta belki aylar sürebileceği endişesini dile getirdiler. Yani Rusya buradan çekildi, bu operasyon duracak, belki haftalarca bunu tekrar başlatmak imkanı olmayacak diye bir acil koduyla aradılar. Ve onlar bile Cumhurbaşkanımızın bu girişiminin bu kadar kısa sürede netice vereceğini beklemiyorlardı. Sayın Putin'le yaptığı görüşmeden bir gün sonra o akşam hatta biz Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le sanırım saat 16'da görüştü. 15.30'da Alman şansölyesiyle 16'da Sayın Putin'le görüştü. O görüşmeden bir saat sonra da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Şoygu'yla görüştü. Yani saat 6 falan gibiydi. Sayın Şoygu Milli Savunma Bakanımıza biz Sayın Putin'den bir talimat aldık. Şeye bakın, operasyonu devam ettirme yönünde Ukrayna tarafından da bu garantiyi alıyor isek bu akşam itibariyle, yani o akşam itibariyle hemen operasyon tekrar başlasın. Ben Sayın Erdoğan'la bunu bu şekilde konuştum zaten diye. Zaten Zelenski'yle de görüştü değil mi Cumhurbaşkanı? Ertesi gün, yani dün de Sayın Zelenski'yle görüştü. Ve verdi o garantiyi net bir şekilde. Onlar da o garantiyi verdiler. Burada Ukrayna tarafının yapıcı tutumunu da takdir etmek de önemli. Çünkü onlar da hani bu operasyona ihtiyaçları var tabii ki. Yani dünyanın da bir sıkıntıya girmemesi için. Onlar da çok hızlı davrandılar. Bu garantiyi de verdiler. Ve Sayın Zelenski de Cumhurbaşkanımızla dün yaptığı telefon görüşmesinde bunu zaten söyledi. Şifahi olarak da teyit etti. Biz bu anlaşmaya bağlıyız dedi. Ama konuştukları zaman operasyon zaten başlamıştı. 12 itibariyle. Dün saat 12 itibariyle başladı. Ha şimdi bu tabii önemli. Yani şimdi birkaç açıdan bu önemli. Birincisi, Batılı ülkeler bazen bize diyorlar ya işte Türkiye batıdan uzaklaşıyor, işte eksen kayması var, işte Rusya'ya kaydı, oraya yakın duruyor. Yahut bu savaş döneminde niye Rusya'yla bu kadar yakın bir angajman politikası izliyor? İşte bizim gibi Rusya'ya karşı ambargo uygulasın, tavır alsın, çıksın işte oradan buradan bağırsın, çağırsın, bizim dilimizi kullansın. İşte Sayın Erdoğan niye Putin'le bu kadar çok sık görüşüyor gibi eleştiriler geliyor. Biz de her seferinde... Ben hiç unutmuyorum, bakın bu savaşın başladığına dair telefon 24 Şubat sabahı saat 5'te geldi. Bana en azından gelen telefon sabah 5'teydi. Ukrayna tarafından bizim ilgili arkadaşlarımız aradılar ve dediler ki savaş başladı. Ben o andan itibaren yani şunu hissettim. Yani bu uzun süreli bir savaş olacak. Bu hemen böyle birkaç haftalık, birkaç aylık bir çatışma olmayacak. Zaten hemen birkaç gün içerisinde de Cumhurbaşkanımız bir çerçeve koydu hatırlarsanız. Biz ne Rusya'dan vazgeçeriz ne Ukrayna'dan vazgeçeriz dedi. Şimdi o denge politikasının neticesinde bakın böyle sonuçlar alma imkanımız oluyor. Şimdi biz de Batılılara diyoruz ki siz bizi eleştireceğinize Rusya'yla böyle bir angajman politikası izlediğimizden dolayı tam tersine bu izlediğimiz politikadan memnun olduğunuzu ifade etmeniz lazım. Çünkü herkes Rusya'yla köprüleri atarsa, günün sonunda Rusya'nın da güvenebileceği bir aktör kalmazsa kimle konuşacak Ruslar? Ruslarla kim konuşacak? Şu anda bunu yapabilen, yani credible bir şekilde, inandırıcı bir şekilde yapabilen tek lider Cumhurbaşkanımız. Hem Sayın Zelenski ile görüşüyor, hem Putin'le görüşüyor. Şimdi bir bu ayağı var. Ama daha önemlisi, biz bu tahıl sevkiyatı anlaşmasını imzaladığımızda İstanbul'da biz şunu söyledik. Bakın, bu tür savaşlarda çatışmayı bütün yönleriyle sonlandırabilecek kapsayıcı, külli bir barış anlaşması hemen imzalamak mümkün olmayabilir.
Ama bir takım mevzii kazanımlar vardır. Şurada ateşkes yaparsınız. Burayı çatışmasızlık bölgesi ilan edersiniz. Burada esir mübadelesi yaparsınız. İşte burada mesela bu tahıl sevkiyatı gibi bir anlaşma yapabilirsiniz. Bunun üzerine yeni bir şey bina edelim. O zaman bu adım o yüzden önemli diyorsunuz. Tabii ki şu açıdan. Sadece tahıl sevkiyatı dünya gıda fiyatları açısından değil. Bu önemli. Son derece önemli. Ama aynı zamanda böyle bir savaş şartlarında dahi müzakere yürütülebileceğinin, diplomasi masasının çözüm üretebileceğinin en önemli ispatı ve delili bu. Gelin buna destek olun dedik diyoruz Batılılara. Yani tahıl sevkiyatı anlaşmasına, esir mübadelesi sürecine destek verirken bunu hani sadece bravo çok iyi yaptınız demekle yetinmeyin. Gelin gerçekten bunun üzerine güven arttırıcı bir takım tedbirler dizisi koyalım. Ve biz mesela sınır hattında şu andaki mevcut sınır hattını, meşru kabul ettiğimiz için değil ama fiilen oluşan mevcut sınır hattında mesela bir çatışmasızlık ortamını konuşalım. Ateşkesi konuşalım. Belki belli yerlerde çatışmayı dondurmayı konuşalım. Herkes bulunduğu yerde bir dursun. Donduralım bu şeyi. Bunu niye söylüyoruz? Şu anda savaş çığlıkları barış çağrılarının üzerine çıkmış durumda. Kim atıyor bu çığlıkları? Bazıları Rusya'yı savaş sahasında, muharebe meydanında yenelim. Ondan sonra kolu kanadı kırık bir şekilde müzakere masasına oturtalım diye bir takım planlar yahut düşünceler içerisinde. Bizim değerlendirmemiz bunun gerçekçi olmadığı. İki tarafın da şu anda nihai sonuç alabilecek askeri bir zafer elde etmesinin mümkün olmadığı yönünde. Nitekim 8 aylık süreç bunu açık bir şekilde gösterdi Şubat'tan beri. Önümüzdeki 3-5 ay içinde bu askeri dengeyi değiştirebilecek bir unsur, bir farklı bir dinamik devreye girer mi? Gene bizim değerlendirmemiz girmeyeceği yönünde. Tam tersine kış şartları hakim olduğunda bu savaş daha zor hale gelecek. Neye dönecek bu? Şu anda zaten bir tarafıyla konvansiyonel, bir tarafıyla hibrit, bir tarafıyla da asimetrik bir şekilde devam eden bunların karması bir savaş bütün cepheye, bütün alana, bütün satha diyeyim yayılarak devam edecek. Ama böyle bir savaş ki sadece Ukrayna topraklarında yaşanmıyor. Sadece Rusya topraklarında da yaşanmıyor. Asimetrik unsurlar dediğim şey bunu her tarafa bir kıvılcım şeklinde güneye, kuzeye, doğuya, batıya, denize, karaya, havaya yayabilecek potansiyele sahip.